Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir bandana çalışması yapacağız. Bandanamızı bordo renkte kullandım ama bebeklere göre ördüm. Sizler hangi yaş grubu için öreceksek baş ölçümüze uygun olarak alalım. Eğer yetişkin olarak öreceksek ve ipimizin kalınlığını da hesap ederek bandanamızdaki zincir sayısını ona göre hesaplayalım. Ben burada 70 tane zincirimi çektim ve bir yaş grubu çocuklarımıza uygun olarak ördüm. Aynı şekilde kalın bir iple örecek olsaydım 70 tane zincir yetişkin bir insana göre olabilecekti. Bu yüzden zincir sayıları vermek biraz yanlış olabilir. Çünkü ipimizin kalınlığına göre eğer kalın bir iple öreceksem şöyle göstermek istiyorum. İplerimizi de kıyaslamak istiyorum. Bakınız daha kalın ipim, biraz daha orta kalın ipim ve daha ince ipim. Şimdi 70 tane zincirle başlayalım desem bu ipimle bebeklere göre olacaktır. Bu ipimle 70 zincir yetişkinlere göre olacaktır. Bu ipimle ise biraz daha 8-9 yaşındaki çocuklarımıza göre uygun olacaktır. O yüzden iplerimizin kalınlığı ya da inceliği zincir sayısında çok önemli. Şunda yetişkin bir kişi 70 zincir çekerek başlamak çok yanlış olacaktır. Yine kalın iplerimizde ise 70 zincir çok rahatlıkla döndürebilecektir. O yüzden en güzel ölçü baş ölçüsünü almak ya da tahmini bir şekilde kendi başımızı ölçtüğümüz zaman daha küçükleri öreceksek yani bebek kız kısmını demiyorum. Okul çağındaki çocuklarımıza birkaç santim küçülterek başlayabiliriz. Yani zincir sayısı vermek yanıltıcı olabilir. Çünkü iplerimizin kalınlığı ölçüyü değiştirebilmekte. Evet bu açıklamamızı yaptıktan sonra hemen bu görmüş olduğumuz elimizdeki güzel bandanamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 70 tane zincir çekerek bandanamızı örmeye başlayalım. 3.5 numara tığımı kullanıyorum. Tabii burada önemli olan tığımızın ipimize göre uygun olması. Biraz daha kalan iplerle örersek numaramızı büyüterek devam etmeliyiz. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. Şöyle biraz rahat çekiyoruz. Çok sıkıştırmayalım. Bakınız, şu şekilde tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve 10. 10 tane zincirimizin santim olarak karşılığına bakalım. Şöyle tam 10 zincirim bakalım. 5,5 ,5 santim. Bakınız şurada hemen ya da tam 5 santim de diyebiliriz. 5 santim. 10 zincirim 5 santime karşı gelmekte. Evet şimdi devam ediyorum. Toplamda 70 olana kadar örüyorum. 70 zincirimizi çektim. Şimdi toplam ölçüsüne zincirimizin bakalım şöyle tutuyorum 37 38 santim 38 santim zincirimizin uzunluğunun ölçüsü şimdi düzgün bir şekilde birleştirelim ve örmeye başlayalım bakın düzeltiyorum zaten eğri değil hemen giriyorum ardından şu şekilde bağlıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum ve sayıyoruz buradan sonrasını sayılı yapıyoruz şöyle göstermek istiyorum 70 zincirimizi toplamda çektim 28 tane sık iğnemi örüyorum 14 araya bırakıyorum tekrar 28 sık iğnemizi örüyoruz şimdi 28 tane sık iğnemi örmeye başlıyorum birinci sık iğnemi örüyorum Bakınız lütfen sayılı yapalım 2 her zincirimize batıyorum 3 4 5 birer birer ilerliyorum 6 şöyle görelim 7 8 9 10 zincirime batıyorum bakınız alıyorum çekiyorum başında olmuyor dolamıyorum bu şekilde Toplamda 28 tane sık iğne olana kadar örmeye devam ediyorum. Konuştuğum için şimdi ben dönerek tekrar saymak istiyorum. Şöyle bakınız. Sık iğnelerimizi örerek geldim. Şimdi sayıyorum. 28 tane sık iğnemizi buraya tamamladım. Şöyle bakalım bakınız. 2 tepeden de belli olmakta. 2 4 6 8 10. 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 28 28'i tamamladıktan sonra aradaki 14 tane zincirimizin üzerinden sadece ilmek geçirerek öreceğiz kenardan yine 28 tane sık iğnemizi öreceğiz şimdi 14 tane ilmek kaydırmamızı birlikte yapalım batıyorum bakınız birinci zincirimin üzerine Alıyorum ilmeğimi, bakınız geçiriyorum. Şöyle burayı biraz sıkı tutalım, bol kalması. Bakın sıkı tuttum Giriyorum, ipimi alıyorum, ilmeğimin içerisinden bir. Giriyorum zincire, ipimi alıyorum, ilmeğimin içerisinden geçiriyorum iki. Üçüncüyü örüyorum. Önce batıyorum, ipimi alıyorum. 4 5

Evet toplam 14 tane ilmeğimizi kaydırdıktan sonra yeniden 28 tane sık iğnemi örmeye başlıyorum. Giriyorum. Alıyorum. Bakın şu şekilde örüyorum. 1. Artık burayı saymamıza gerek yok. Kalan zaten 28 tane. Zincirimiz hepsine birer birer sık iğnemizi örerek sıramızı tamamlayalım. Sadece ortadaki 14 ilmeğimizi kaydırmayı unutmayalım. Ve sıramı sık iğne örerek tamamlıyorum. 28 tane sık iğnemi örerek geldim ve tamamladım. Şimdi birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim. Hemen batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve bu yönde iki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Örgümün arkasını çeviriyorum düz devam etmiyorum bakınız hemen arkasını çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum ve bakıyoruz bakınız ilmeklerimizi dış taraftaki olan şu bölüme girerek örüyoruz. Her ikisini almıyoruz öndekinde değil dış taraftakine batıyorum tığımın başını doladım hemen giriyorum tek seferde başını dolamış olduğum ipimle birlikte çekiyorum dış taraftakine giriyorum. Çekiyorum. Dış taraftakine giriyorum. Çekiyorum. Ortadaki ilmek kaydırdığımız yere kadar olan 28 tane sık iğnemizin üzerine bu şekilde örüyoruz. Batıyorum. Örüyorum. Bakınız gayet kolay olmakta. İpimiz de kalın olunca her ikisi uyumlu olunca başını doluyoruz. Tek seferde alıyoruz. sık iğnemin olduğu yere kadar dıştan örerek ilerliyorum. Bakın şöyle bir basamak oluştu. Diğer tarafta da aynı şekilde basamaklarımızı görmekteyiz. Şimdi şuradaki ilmek kaydırdığım yere kadar örerek ilerliyorum. 28 tane trabzanımı ördüm. Şimdi ilmek kaydıracağım bölüme geldim. Bakınız ilmeklerimizi geçiyorum şu şekilde. Bir defa içerisinden alıyorum. Batıyorum bir defa geçiyorum. Sırasıyla 14 tane ilmeğimizi batalım ve akıtalım. Tek seferde geçiyoruz. Bakınız başını bulamıyorum, örmüyorum da sadece ilmeğimi geçiyorum. Batıyorum, ipimi alıyorum, ilmeğimin içerisinden batırıyorum. İpimi alıyorum, ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Toplam 14 tane ilmeğimizi bu şekilde örerek geçirelim. Evet şimdi bakınız sık iğnelerimin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum. Dış taraftan alarak batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Dış taraftan alıyorum. Tek seferde çekiyorum. arkaya kadar bakınız şuradaki başlangıç yerime kadar bu şekilde başını bir defa doluyorum dıştan girerek alıyorum bandanamızı bu şekilde örerek ilerletiyoruz en son noktaya kadar örerek geldim şimdi iki tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum ilmeğimi şöyle geçiriyorum hemen üzerine iki tane zincirimi çektikten sonra yönümüzü yeniden çeviriyoruz tığımın başını doluyorum hemen dibine batıyorum tek seferde çekiyorum. Dıştan alıyoruz. Yine aynı işlemimizi tekrar etmekteyiz. Dıştan alarak örelim. Ortadaki ilmeklerimizi yine kaydıralım. İstediğimiz genişlik gelene kadar işlemlerimizi tekrar edelim. Evet bu şekilde örerek ilerliyorum. 28 tane ilmeğimizi örerek geldim. Bir defa başını doladım. Tek seferde çektim. Ortadaki ilmeğimizi kaydırdığımız bölümdeyiz. Yine bakınız şuradaki bölümdeyiz. Yine aynı şekilde dıştan şöyle giriyorum. Sadece ipimi alıyorum. İlmeğimden geçiriyorum. Giriyorum dıştakine ipimi alıyorum. İlmeğimden geçiriyorum dıştan alıyorum geçiriyorum sırası ile işlemimizi tekrar ediyoruz Bakın burada sadece ilmeğimizi kaydırarak trabzanlarımızın olduğu bölüme doğru geçişimizi yapıyoruz ve bandanamızın ortasında duran güzel bölümümüzü bu kısım oluşturmakta şöyle görelim bakın şuraya kadar devam etmekte isterseniz işaretle takabilirsiniz ama belirli olduğu için gerek yok ama rahat hissetmek istiyorsanız tabii ki işaretle belirleyebiliriz. Bakınız ilmeğimizi kaydırarak devam ediyorum. Kaydırma işlemimi tamamladım. Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. Batıyorum dış taraftakine tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dış taraftakine alarak ilerliyorum. dıştan dıştan Başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Trabzanlarımı örerek başlangıç noktama kadar geldim. Hemen iki tane zincirimin üzerine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bu yönde iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. Örgümüzün yönü mutlaka arkaya geldiğimiz zaman e, ters çevirerek örelim. Dümdüz devam etmeyelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve birer birer trabzanlarımızın olduğu bölümümüzü bu şekilde örüyoruz. Dıştan alıyorum ilerliyorum. Ortadaki bölümümüzde ise ilmeğimizi kaydırıyoruz. İstediğiniz kalınlık oluşana kadar işlemlerimizi tekrar ederek ültelim. Evet ilerleyelim. Trabzanlarım örerek geldim. ilmeğimizi kaydırma bölümümüzdeyiz. Yine dıştan şu şekilde bakalım. Bakınız dıştan alıyorum sadece kaydırıyorum. Şöyle başlangıç ilmeğimizi kaydırırken biraz sıkı tutalım ve şu şekilde gördüğümüz gibi dıştan alarak örelim bakın. Dıştakini alıyorum, çekiyorum. Dıştakini alıyorum, kapatıyorum. 2 3 4 5 6 toplamda 14 tane. Buradaki arayı yapıyoruz. Ve istediğimiz kalınlığa gelene kadar arkada çevirerek örelim. Bandanamızı örmeye devam ettim. Bakınız bandanamızın önden görüntüsü şu şekilde oldu. Çok güzel. Eğer kalınlığını biraz daha fazla isterseniz örmeye devam edebilirsiniz ama bu kalınlık yeterli. Bakınız 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda 7 sıramı ördüm. Bandana bu şekilde kullanılmaya hazır. Şu kısmı önde kullanıyoruz. Şuradaki geçişleri yaptığımız yer ise başımızın arkasına gelecek. En son bakınız geçişimizi birlikte yapalım. Üzerine batıyorum. En son sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve içeriye alarak gizliyorum. Şu şekilde içe alalım. Evaplarımız kullanılmaya hazır hale gelecektir. Dilediğiniz renklerle, dilediğiniz ölçülerle bakınız. Zincir sayısı başlangıçta çok önemli. Lütfen baş ölçüsünü öreceğimiz çocuğumuzun alarak yaparsak çok çok güzel olacaktır. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.